Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. İstanbul, İdris Bey buyurun. Alo, selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, devamlı buyurun. Sizleri izliyorum. Bizleri aydınlattın inşallah. Razı olsun hocam. Eksik olmayın, buyurun. Benim birinci sorum hocam. Bir buçuk sene önce eşimi kanser hastalığından kaybettim. Eşimden, ben eşimden memnun olarak ayrıldım. Allah rahmet eylesin. Mevla rahmet eylesin, evet. İnsan ölünce nikah düşer diyorlar. İnsan eşinin yüzünü göremez. Ben eşimin mezarını yaptırdım. Kendi yeni mezarımı da yaptırdım. Devamlı ziyarete gidiyorum, dua ediyorum. Onun için doğru mu yapıyorum? Ben yabancı mı oluyorum eşime karşı orada? Bir üçüncü sorum da, ahirette tüm ailemle ve eşimle birlikte olacak mıyız? Ne güzel bir vefa örneği. Kaç yaşındasınız? 70. 72 yaşındayım. Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Semerkant Hazretleri'nin manevi torunlarındayız. Ben Ankara'lıyım aslında. Maşallah. Burada İstanbul'da oturuyorum. Maşallah, maşallah. Mevla rahmet eylesin. İki sorunuzu not aldım. Hocam da zaten duydu, dinledi. Bir hocam bir sorum daha verdi. Buyurun. Buyurun. Bir de Habibim sen olmasaydın alemleri yaratmazdın diyor Allah'ım, yani peygamberimiz için. Bunun anlamı ne? Onu merak ettim. Tamam. Bir de sonradan şey derse bir dörtlük şiir okumak istiyorum. Kısaysa hemen tabii alabiliriz. Buyurun. Evet, kısa dört. En hakikati olan insan oldu. Kimse vaki değil, kalanı göster. Azrail'den teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar. Ankara'ya selamlar tekrar. Hocam 3 soru sordu izleyicimiz. Yine siz zahmet hatırlatırsanız. Eşini 1,5 yıl önce kaybediyor. Evet efendim. Beyefendi. Diyor ki yani eşlerden birisi vefat ederse nikah düşer diyorlar. Hatta yüzünü dahi görmenin günah olduğu söyleniyor. Bu doğru mu diye sordu. Nikah düştüğü için. Evet. Mezar ziyaretine gidiyorum. Mezarını ben yaptırdım. Yanına da kendi mezarımı yaptırdım. Şimdi nikah düştüğü için ben mezar ziyareti yapamayacak mıyım diye soruyor. Yok efendim, yani biz vur deyince öldür derler ya. Yani evet. Böyle de olur mu canım? Yani şimdi bir kere bakın, haçta bile kadınların yüzü açık olması gerekiyor değil mi? Yani şimdi ölmüş bir kişinin yüzüne başkaları bakabilir mi? Başkaları bakabilir. Efendim, beyefendi şu kadar yıl beraber yaşamışlar. Şu hadis-i şerifi hatırlatıyor bana. Eyyüm emre etim matet ve zevcuha anha razın dehaletil cenne. Hangi kadın ki vefat edince eşi kendinden razı, cennete girdi, gitti. Birbirimizden razıydık dedi. Bu ne bahtiyarlık, bu ne bahtiyar, ne mutlu, ne güzel örnek, numune-i imtisal olmuşlar. Güzel bir hayat yaşamışlar. Ecel gelmiş, kader hükmü, hanımefendi ayrılmış. Elbette yüzüne bakabilir. Vedalaşacak, yani, son bir kez tabii, vedalaşsın. Tabii, yani sonra mezarını elbette ziyaret edebilir. Mezarını, herkesin mezarını ziyaret edebiliriz ve sanki diriye selam veriyor gibi de selam veririz. Selamımızı duyduklarını, aldıklarını düşünürüz. Selamu aleyküm dâre kavmü müminîn. Sevgili Peygamberimiz, müminlerin yurdu size selam olsun. Size de bize de Rabbimden afiyet dilerim. İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz. Böyle selam vermişti. Evet. Evet efendim. Hem ya, onlara rahmet okuruz, hem de biz empati yaparız. Ahirette eşimi tekrar görebilecek miyim diye sordu. İkinci sorusu. Elbette beraber olacaklar. Hem de öyle beraber olacaklar ki bakın, cennetin zirve noktasında Cenab-ı Hakk'ın cemalini görecekler. Mestu hayran olacaklar. Cennet içinde cennet olacak. İnşallah. Hatta eşi hanımefendiye dönünce hanım diyor ki, efendi bu ne kadar güzellik, bu ne nefis koku, hayran oluyorum. Hanımefendi aynı güzelliği ben de sende görüyorum diyecek.
aşık oldum ben Allah'ın adına, doyamadım lezzetine tadına, bana Allah gerek cihan kâr etmez, benim gönlüm didar ister eğlenmez. Yunus da böyle diyor. Didar, Allah'ın cemalini görmek. Yani cennet içinde cennet. Bakın birbirlerini zirve mutluluğu yaşıyorlar ve beraber oluyorlar. Evet. Son sorusu da sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Doğru. Yani cihanda number var, number one Peygamber Efendimiz. Bir numara. Yani peygamberlerin, yaratılmışların hepsinin en faziletlisi, en üstünü sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. O yüzden ennebiyyü evlâ bil müminîne min enfüsihim. Peygamber müminlere kendi canlarından daha sevgili. O peygamberi seviyorsak ona selam göndereceğiz, salatü selam göndereceğiz. Onun sünnetine uyacağız. Onu rol model olarak alacağız. Onu seviyorsak öyleyse. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.